Arkadaşlar bir yenilik daha göstereceğim. Transporter'da daha önceden almış olduğum bir ikili kanepeyi, normalde arabamız 5+1, 3 tane arkada, 2 tane önde gördüğünüz gibi. Şu tekli koltuğumuz kalkıyor. Bu arka tarafta çok fazla yolculuk yapmak uygun olmuyor çünkü yaylı kanepe olduğu için, ama dururken, herhangi bir yerde dinlenirken, kamp alandayken çok fonksiyonel bir kanepem var. Gördüğünüz gibi ikili bir kanepe, markası da kaliteli bir şeydi. Bunun özelliklerini hemen size bahsedeyim. İsterseniz öncelikle arka tarafından başlayalım. Şu ön tarafından gördüğünüz gibi kanepemiz, yastığımız. Ön tarafta yine işte su bidonumuz. Orada mini buzdolabımız, semaverimiz mevcut. Arka tarafa geçtiğinizde arkadaşlar, evet, gördüğünüz gibi kanepemiz var. Şimdi bu kanepe normalde sabitlendi ama yolculuklarda sanki bir eşya hüviyetinde oluyor. Şurada gördüğünüz gibi mangalımız var. Öncelikle bunun şu arka kısmını açıyorsunuz. Şekil 1'deki gibi. Şuradaki örtüsünü ben kaldırıyorum, bakın. Kanepemiz yaylı bir kanepe. Gördüğünüz gibi. Şuradan. Altı sandıklı. Dolayısıyla sandığına ben geçenlerde bulduğum bir tane çekmeceyi buraya uydurdum. Gördüğünüz gibi çekiyorsunuz arka tarafından. Güzel bir çekmece. İçinde battaniye, normalde işte kaşıklarımız, mangal malzemelerimiz, ondan sonra var. Şimdi kapatıyorum. Şuraya küçük bir de kilit yaptım. Biraz amatörce oldu. Diğer kısım açılmıyor. Öbür tarafı içten göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradan da alım satım yapabiliyorsunuz. Yani arka taraftan bazı ürünlerinizi buradan alıp kapatabiliyorsunuz. Kullanışlı oluyor. Gördüğünüz gibi yaylı kanepe olduğu için çok konforlu bir şey. Buraya gelmişken hemen bir özelliğinden bahsedeyim size bu kanepenin. Malum bu kanepe katlanan bir kanepe. Şöyle şuradan bastırdığınızda otomatikman yastıklarımızı şöyle kenara koyduğunuzda bu tarafa doğru bir kanepe oluyor. Yaslandığınız yer oturak oluyor. Üst tarafta kapatıyorsunuz ve ondan sonra buraya çıkıp güzelce oturup böyle manzarayı arabanızdan izleyebilirsiniz. Balık bile tutabilirsiniz eğer bir göl kenarına çekerseniz. Gördüğünüz gibi hoparlörümüz de var. Buradan Bluetooth'lu teybimiz de, buradan istediğiniz müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şu köşeye bir tane askı koydum. Bazen poşetleri asmak gerekiyor içindekiler düşmesin diye. Kanepenin öncelikle böyle bir fonksiyonu var. Şöyle geriden bir daha anlatırsam. Gördüğünüz gibi arka tarafta ayak basacak yerine kadar var. Tekrar şöyle eski haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi kapanmış oldu. Burasının örtüsünü örtüyorsunuz. Sonra tekrar ön tarafına dolanırsak kanepemizin bir de buradan görüntüsünü göstereyim. Kanepemiz malum yaylı kanepe. O yüzden yolculuklarda zıplatıyor. Eğer kasisten, çukurdan geçerken durmazsanız olur. O yüzden burada oturmak sıkıntılı oluyor. Bizim aydın'da kimse çok fazla oturmuyoruz. Ancak dururken, bir yerde dinlenirken kanepe güzel oluyor. Kanepenin bir özelliği malumunuz, kanepeler açılır. Kaldırıyorsunuz iki kişilik kanepemizi. Altında iki tane sandık. Sandığın içerisinde normalde termosumuz, işte ısıtma cihazım var bir tane. Ondan sonra diğer malzemelerimiz, işte avadanlığımız şurada mevcut. Bunun içerisine koyabiliyorsunuz. İçinde ızgara telimiz. Şurada battaniyemiz. Öbür tarafta da çekmece. Gördüğünüz gibi o çekmeceyi diğer taraftan göstermiştim. Şimdi asıl kısım şu. Kanepeyi sesi duyduktan sonra bıraktığınızda size yatak oluyor. Nasıl bir yatak oluyor? Şimdi bunu iki taraftan göstereyim. Birincisi şöyle uzanabiliyorsunuz kanepenin içerisine. Geriden gösterirsek arkadaşlar, bu arada dışarıda düğün oluyor. Efendim, gördüğünüz gibi kanepemiz iki kişilik bir kanepe olmasına rağmen, eğer ayak koyacağınız yerde ileri doğru ki orada buzdolabı var. Buzdolabının üzerine küçük bir tahta koyduğunuz zaman da ileri doğru ayağınızı da uzatabiliyorsunuz bu şekliyle. Tekrar kanepeyi buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Öbür tarafında dolanıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar kanepemiz.